Bu videoda sizi polinom kavramı ile tanıştırmak istiyorum. Evet, polinom. Kulağa çok hoş gelmediğinin farkındayım ancak merak etmeyin oldukça basit. Polinom içinde üssü doğal sayı olan değişkenleri ve sabit terimleri bulunduran bir ifadedir. Biliyorum muhtemelen bu da çok açıklayıcı olmadı. En iyisi örneklerle başlayalım. Size x kare artı 1 dersem, bu bir polinomdur. Polinom çok terimli demek. Aslında bu bir binomdur. Yani iki terimli bir ifadedir ama iki terimli olan her ifade aynı zamanda çok terimlidir. Yani bu bir polinom. Peki eğer 4x küp eksi 2x kare artı 7 dersem. Bu 3 terimli bir ifadedir. Evet burada 3 tane terimim var. Yani bu da bir polinomdur. Neyin polinom olup neyin olmadığı üzerinde biraz daha ayrıntılı duralım. Örneğin eğer x üssü eksi 1 bölü 2 artı 1 yazsaydım, bu polinom olmazdı. Ancak bunun polinom olmaması, cebir veya aritmetik çalışırken bununla hiç karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Ancak buna polinom diyemeyiz zira üssü negatif ve hem de tam değil. kısaca doğal sayı değil. Veya eğer size y çarpı karekök y eksi y kare ifadesini verseydim. Bir kez daha buna polinom diyemezdik. Zira içinde karekök var ve karekök ee, bir şeyin 1 bölü 2. kuvveti demektir. Doğal sayı değildir. Buna göre değişkenlerimizin tümünün kuvvetleri sıfır veya pozitif tam sayı olacak değil mi? Ve bir kez daha bunların hiçbirisi polinom değil. Şimdi polinomlarla çalışırken bazı terimleri bilmemiz gerekecek. Bunları biliyor veya bilmiyor olabilirsiniz. En iyisi bir kez daha hatırlatalım veya anlatalım. İlk olarak polinomun derecesi. Evet, polinomun derecesi. Bunun ile anlatılmak istenen polinomdaki en büyük üssü olan değişkenin üssüdür. Evet. Yani örneğin bu polinomun derecesi 3'tür. Niçin 3. dereceden bir polinom? Çünkü buradaki en yüksek kuvvet x'in 3. kuvveti. Buna göre bu derecesi 3 olan bir polinom. Çünkü en büyük üstü terimin kuvveti 3. Buradakinin ise derecesi 2. Evet, derecesi 2. Şimdi bilmenizde fayda olan diğer bazı terimlere de değinelim. Polinomlardan bahsederken sabit ve değişken terimlerden bahsederiz. Sanırım bunu zaten biliyorsunuz. Buradakiler değişken terimler. Evet, bu sabit bir terimdir. Değişkenden aralık x yok. Sabit terim. Evet. Ve ayrıca bir polinomu iyice anlamak için polinomun katsayılarını da anlamalıyız. Şimdi 5. dereceden bir polinom yazayım. Bunu buraya belki de pek alışık olmadığınız bir yolla yazacağım. Yani sırayla yazmayacağım. Şöyle yazayım. x kare eksi 5x artı 7x üzeri 5 Eksi 5 ve bir kez daha bu 5. dereceden bir polinomdur. Niçin derseniz çünkü buradaki bir değişkende en yüksek kuvvet 5'tir değil mi? Bakın buradaki 5. Bu bize bunun 5. dereceden bir polinom olduğunu söylüyor evet. Bunu bilmemiz niçin önemli diye sorabilirsiniz. En azından benim düşünceme göre polinomun derecesi önemli zira sayılar çok büyük olduğunda en yüksek dereceye sahip olan terim gerçekten diğerlerini de yönlendiriyor olacak. Önünde pozitif veya negatif bir katsayı olmasına bağlı olarak diğer terimlerden daha hızlı büyüyecek veya daha hızlı küçülecek. Diğer her şeyi yönlendirecek. Size ifadenin tümünün ne kadar hızlı büyüyebileceğine veya eğer önünde negatif katsayı varsa ne kadar hızlı küçülebileceğine dair fikir verecek. Az önce katsayı terimini kullandım. Evet katsayı bu terimi daha önce doğrusal denklemler videosunu yaparken de kullanmıştım. Katsayılar değişken terimlerin çarpanı olan sabitlerdir. Yani örneğin buradaki terimin katsayısı evet buradaki terimin katsayısı eksi 5'tir. Eksisini unutmuyoruz. Eksi 5 katsayının tamamıdır. Bu terimdeki katsayı 7. Burada katsayı yok. Sadece sabit terim var ve o da eksi 5 ve daha sonra x kareli terimin katsayısı 1, katsayı 1. Yazılmamış, gizli. Şimdi soru çözmeye başlamadan önce size açıklamak istediğim son şey bir polinomun standart formu kavramı. Evet, bir polinomun standart formu. Bunların hiçbirisi henüz bir polinom sorusu çözmeniz için yeterli olmayacak. Ancak polinomlarla ilgilenirken bu terminolojiyi kullanacaksınız veya öğretmeniniz bu terimlerden bahsedecek. Dolayısıyla neyi anlattığını, ne söylediğini bilmeniz iyi bir şey. Bir polinomun standart formu terimlerin kuvvetlerine göre sıralanmış halidir. Yani bu standart olmayan bir formda. Eğer bu polinomu standart formda yazmak isteseydim birinci sıraya bu terimi koyardım. Yani 7 çarpı x üzeri 5'i yazardım. Bundan sonraki en büyük derece hangisi bakalım. Burada x kareli bir terim var. x'in dördüncü kuvveti veya x'in üçüncü kuvveti yok. Yani bu artı 1 ol. Artı 1 yazmama gerek yok. Artı x kare ve daha sonra bu terim var. Eksi 5x ve daha sonra da sabit terimim var. Eksi 5. Bu standart formda bir polinom. Dereceler büyükten küçüğe doğru gidiyor. Şimdi polinomlarda bazı alıştırmalar yapalım. Bu alıştırmalar bundan sonra göreceğiniz cebir ve matematik derslerinizde de çok işinize yarayacak. Önce birkaç polinomu ele alıp onları getirebileceğimiz en sade hallerine getirelim. Aslında bu konuya daha önceki videolarımızda değinmiştik ancak özellikle burada daha yüksek dereceli terimler olduğunda bunun sizin konuyu daha iyi kavramanıza yardımcı olacağına inanıyorum. Diyelim ki eksi 2x kare artı 4x eksi 12 polinomum var ve bunu 7x artı x kare ile toplamam isteniyor. Polinomlarda toplama veya çıkarma yaparken hatırlamanız gereken önemli şey şu. Dereceleri aynı olan terimleri bir araya getir ve topla. Birkaç saniye sonra duruma pek çok değişkenin katıldığı başka bir örnekte yapacağım. Şimdi buna devam edelim. Burada bu iki polinomu ayıran parantezler var. Ancak aslında bunlar şu anda bir anlam ifade etmiyor. Eğer arada çıkarma işlemi olsaydı, eksiği dağıtmam gerekirdi. Ancak şu anda hiçbir şey yapmam gerekmiyor. Yani bunu doğrudan eksi 2x kare artı 4x eksi 12 artı 7x artı x kare olarak yazabilirim. Ve şimdi... Bunu daha sade bir şekilde ifade edelim. Yani aynı dereceli terimleri bir araya getirelim. Bu arada aynı dereceli derken sadece aynı dereceli olması yetmez. Tabii aynı değişkenin de olması gerekiyor. Yani bu polinomun içerisinde birden fazla değişken varsa, aynı değişkenlerin aynı dereceli terimlerini bir araya getirmemiz gerekecek. Değil mi? Ama burada böyle bir sorunumuz yok. Peki, şimdi toplayalım. Bakalım, bu x kareli terim var ve bu x kareli terim var. Yani bunların ikisini toplayabilirim. Önce bunları bir arada yazayım. Eksi 2x kare artı x kare. Ve daha sonra x'li terimlere bakayım. Yani 4x ve 7x. Buna göre bu 4x artı 7x'tir. Ve son olarak sadece buradaki sabit terim var değil mi? Eksi 12. Şimdi eksi 2 tane x kare artı 1 tane x kare ne olur? Eksi 2 artı 1, eksi 1 tane x karedir değil mi? Sadece eksi x kare yazabilirim. Ancak size buradaki eksi 2 ile 1'i topladığımı göstermek için eksi 1 yazdım ve daha sonra 4x artı 7x var bu 11x eder ve son olarak da sabit terimim var eksi 12. Sonuçta 3 terimli ikinci dereceden bir polinom elde ettim. Bu baş katsayısı standart formdaki en yüksek kuvvete sahip olan terimin katsayısı. Bu zaten standart formda yani eksi 1. Buradaki katsayı 11 sabit terim eksi 12. Peki, şimdi bir örnek daha yapalım. Sanırım genel fikri anlamaya başladık. Şimdi daha karmaşık bir soru yapalım. Diyelim ki, 2a kare çarpı b eksi 3a b kare artı 5a kare çarpı b kare eksi 2a kare b kare artı 4a kare çarpı b eksi 5b kare. Şimdi, burada bir eksi işaretim var ve pek çok değişken var. Adım adım gidelim. Yapmak isteyeceğiniz ilk şey, bu eksi işaretinden kurtulmak değil mi? Bunu dağıtalım. Bu ilk kısmı aynen 2 a kare b, eksi 3a b kare artı 5 a kare b kare olarak yazdım. Daha sonra bu eksi işaretini dağıtmak istiyorum. Yani bu terimlerin her birisini eksi 1 ile çarpacağım. Çünkü burada eksi var. Buna göre, eksi 2 a kare b kare, Eksi 4 a kare b ve daha sonra eksi çarpı eksi burası artı 5 b kare. Şimdi benzer terimleri bir araya getirmek istiyoruz. Burada 2 a kare b var. İçinde a kare b kare olan başka bir terim var mı bakalım. Ee, pardon a kare b. Evet burada çok dikkatli olmalıyım. Peki bu a b kare a kare b değil. Burada bir tane a kare b var. Şimdi bunların ikisini bir arada yazayım. Yani 2 a kare b eksi 4 a kare b. Bunlar buradaki iki terim. Turuncu renge geçeyim. Burada bir tane a çarpı b kareli terimim var. Buralarda başka a b kareli terim var mı? Hayır, başka a b kare yok. Dolayısıyla sadece bunu yazacağım. Eksi 3 a b kare. Ve daha sonra bakalım burada a kare b kareli bir terim görüyorum. Başka var mı? Evet hemen yanındaki terim. Bu da a kare b kareli bir terim. Bunu da yazalım. Artı 5 a kare b kare eksi 2 a kare b kare değil mi? Sadece bunların ikisini yazdım ve daha sonra son olarak buradaki son b kareli terimi yazayım. Yani artı 5 b kare. Şimdi bunları toplayabilirim. Buradaki morumsu renkli ilk grup bir şeyin iki tanesi eksi o şeyin dört tanesi diyor. Yani o şeyin eksi iki tanesi olacak. Eksi iki a kare b. Ve daha sonra tam buradaki terim bu bir şey ile toplanmayacak. Aynen yazıyorum. Eksi üç a b kare ve daha sonra bu iki terimi toplayabiliriz. Eğer bir şeyden 5 tane varsa ve ikisini çıkarırsak sonuçta o şeyden 3 tane kalır değil mi? Artı 3a kare b kare ve daha sonra son olarak son terimimiz artı 5b kare. İşimiz bitti. Bu polinomu en sade haline getirdik. Terimlerin bileşik derecesine bakaraktan polinomumuzu bir de standart formda yazalım. O halde 3a kare b kare ve daha sonra a kare b'li veya a b kareli terimlerden hangisini daha önce koymak istediğinize karar verebilirsiniz. Ben eksi 2 a kare b'yi önce kullanacağım. Daha sonra eksi 3 a b kare var ve daha sonra burada sadece b kareli bir terim var artı 5 b kare ve artık işimiz bitti. En sade hale getirdiğimiz polinomu standart formda da yazmış olduk. Şimdi bir polinom oluşturmaya ilişkin birkaç tane örnek yapmak istiyorum. Bunlar polinomların niçin yararlı soyut ifadeler olduğunu kavramamıza yardımcı olacak. Bunları her zaman kullanıyor olacağız. Sadece cebirde değil daha sonra kalkülüste ve neredeyse hemen hemen her şeyde. Yani bunlar iyice öğrenmenizde fayda olan şeyler. Bu dört alıştırmada yapmak istediğim şey bu şekillerin her birisinin alanını bir polinomla göstermek. Renkleri de mümkün olduğunca uyumlu hale getirmeye çalışacağım. Şimdi bakalım, burada alan nedir? Burada mavi kısım, buranın alanı x çarpı y'dir. Peki, burada alan nedir? Bu x çarpı z olacak. Evet, artı x çarpı z. Ancak bunlardan iki tane var. Bir tane x çarpı z var ve daha sonra bir tane daha x çarpı z var. Yani buraya bir tane x çarpı z ekleyebilirim veya sadece artı 2 çarpı x çarpı z yazabilirim. Ve böylece bu figürün alanını temsil eden bir polinom elde ettik. Şimdi bir sonrakini yapalım. Buradaki alan nedir? Buradaki alan a çarpı b. Evet, a çarpı b. Bu da gene a çarpı b artı a çarpı b. Bu da a çarpı b artı a çarpı b. Bu biraz garip. Buradaki c'yi dikkate almayacağım. Belki de bize buradaki tabanın şuradakinin c olduğunu söylüyorlardır. Burası c. Bu bize yardımcı olur. Şimdi burada başka bir a çarpı b olduğunu varsayarsak, son olarak bir a çarpı b daha ekledik. Evet ve daha sonra a çarpı c ekleyeceğiz değil mi? Dolayısıyla bu şeklin alanı budur. Ve doğal olarak bu 4 terimi toplayabiliriz. Bu 4 tane a çarpı b'dir değil mi? Ve artı a çarpı c. Burada bir yazım hatası olduğunu gördüm ve C ile bize buradaki dikdörtgenin genişliğini belirttiklerini varsaydım. Bunun bir kare olup olmadığını bilmiyoruz. Bu sadece eğer A ve C aynı ise doğrudur. Peki, şimdi bunu yapalım. Pembe bölgenin alanını nasıl buluruz? Bütün dikdörtgeni alabilirsiniz. Bütün dikdörtgenin alanı 2 çarpı x çarpı y olacaktır değil mi? Ve daha sonra bu karelerin alanlarını çıkarabilirsiniz. Buna göre her karenin alanı x çarpı x yani x karedir. Bu karelerden 2 tane var. Buna göre eksi 2x kare. Ve son olarak buradakini yapalım. Burada bölen bir çizgi var gibi görünüyor değil mi? Evet. Buradaki alan a çarpı b'dir. Ve daha sonra buradaki alanda a çarpı b olacak gibi gözüküyor. Yani artı a çarpı b. Ve buradaki alanda a çarpı b. Evet, yani toplam alan 3 tane a çarpı b'dir. Umarım bu videoyu izlemek polinomlara ısınmanızı sağlamıştır.